Herkese merhabalar. Aslında bu videoyu yemek yerken çekecektim. O yüzden biraz sonra gidip kendime yemek almayı düşünüyorum. Evet, yemek yerken video çekmeliyiz bence. Şimdi birkaç tane soruyu cevaplamak istiyorum. Onun dışında neden burayı seçtim? Ben burayı çok beğendim çünkü deniz kenarı da seviyorum. Biraz hışır hışır ses olacak ama ne yazık ki kulak işini halledemedik ya. Kulaklık dedim. Kul hakkı dedin sandım ben de. Kul hakkı işini halledemedik. Senin kulaklık ne oldu ya? AirPods. Duru yerde. Nerede? Sürmede. Biz kendimizi lazım olabilecek hiçbir elektronik eşyamızı yanımıza taşımıyoruz. Bizde tripodumuz var, ikimiz aynı anda çekebilecek. Onu da yanımıza taşımıyoruz. Sen ama ben sana gidin al dedim evden eşyaları, almadın. Hocam tripod evde değildi ki. Tripodu bırak. Gimbal yok. Kulaklık yok. Gene ikimiz çekemezdik. Şimdi birkaç tane soruyu ben Kemal'e atayım. Kemal bana okusun. Onları cevaplamış olayım size. Evet, soruları sormaya başlayayım bakalım Kemal Bey. Çocuk düşünüyor musun? Çocuk düşünerek olan bir şey değil biliyorsunuz. Bir de zaten olumsuz bir durum yaşadık. Hayırlısı diyelim. Yerleşik hayata hangi ilde geçecek misin? Ay yemin ederim ben de bilmiyorum. Merak ettiğim konu bu. Kemal'e soralım bunu. Birbirinizin hangi huyunu tanıdıktan sonra iyi ki de seninle evlenmişim dediniz? Merhametli oluşu Kemal'in. Beni çok seviyor olması ya. Merhamet. Merhamet yani. Bence tamamen merhamet. Ne bir merhametsizin teciyim ya. Ne merhamet. Evet. Kemal sevirsen demişler. Çok. Nasıl barıştınız? Detaylı anlat. Bir şey söyleyeceğim. Onu geçen gün anlatacaktım aslında ben. Barışalım. He? Ne? Ne? Senin bir durum yok. Ben konuşuyorum. Ben mi dedim onu? Yalan atma be. Duydun mu lan? Duydum. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu son barışmamızı soruyorsunuz değil mi? Dizinin sonu hiç kalmayacak gibi. Ya unuttum onlar, boş ver. Başka soru soruyorum. Hiç korona oldun mu? Olduysan nasıl bir süreçti? İlaç kullandın mı? Korona olduk. Aslında bunlar şimdi uzun cevaplayacağım konular ya. Kemal'le ikimiz aynı anda cevaplayabileceğimiz konular. Böyle yemek yerken cevaplasak bunları daha iyi olmaz mı? Ama daha sordum soruyu şimdi cevapla. Tamam işte bunu... Korona oldun mu, ilaç kullandın mı demiş. Uzun uzun anlatmana gerek yok. Yemek yemeye bahane arıyorumdur. Evet, korona olduk, ilaç kullanmadık, kullandım. Yani bunu olumsuz örnek oluşturmak istemiyorum ama soğan yedim bol bol. Buna da soğan yedirdim bol bol. Soğan, sarımsak, limon. Limonu kabuğuyla yedim. Su, bol bol su. Evet, su tüketimi çok önemli. Ben zaten testten çok korkuyorum. C vitamini falan. Evet, başka... Neden sürekli il değiştiriyorsunuz? Bütün illerde evimiz var. Geziyoruz, ne yapalım? Vallahi ne yapalım, ev yapmışlar. Bütün büyüklerimiz her yerde ev var yani. Mecbur o yüzden gezmek zorundayız. Bizi gönderiyorlar, şurada duracaksınız diyorlar. Biz orada duruyoruz. Evet. Kemal abi ev işlerine yardım ediyor mu? Bir de seni seviyorum demiş. Soruyu sana soralım. Beni seviyor musun? Seni seviyorum demiş. Evet. Soru değil yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ev işlerinde ben Kemal'e yardım etmiyorum. Yok, biz kendi evimizde otururken ben ona iş yaptırmam da. Çünkü ev işi yapmayı seviyorum ama bu genelde seyahat ettiğimiz esnada hiç gittiğimiz yerlerde temizlik yapmam. Kemal yapar. Yemekleri de o yapar. Çünkü severim yemek yapmayı. Evet, o da. O soru da vardı, gördüm az önce. Yemek yapmayı seviyor musunuz diye de bir soru vardı. Allah'tan ki ikimiz de seviyoruz. Yemek yapalım, yiyelim, yedirelim. Çok severiz. Şimdi soru arıyorum. Hepsi aynı sorular ya. Diyor ki aslında sorum çok ama bir tanesini sorayım, cildine ne kullanıyorsun? Farmasinin ürünlerini kullanıyorum şu an sadece. Şu hayattaki en şanslı olduğun konu?
şanslı. Nasıl? Yani hep şanslıyım yani. Şansım hayattaki en büyük şansım. Değil mi ama aşkım, öyle değil mi? Hep aynı sorular ya. Kolay gelsin abi. Soru bulamadım. Kemal abi demiş yemeklerini beğeniyorum. Beğeniyor musun yemeklerini? Beğeniyorum. En çok hangisini beğeniyorsun? Zeytinyağlı enginar. En kötüsünü denem peki, en beğenmediğimi. Enginarı sevmeye başladım ama zeytinyağlı yemekleri sevmiyorum. Ya zeytinyağı. Ama ben şunu fark ettim. Genelde bu tarafın insanları, işte zeytinyağı bilmeyenler, zeytinyağı ile ilgili yemek falan çok tercih etmiyorlar. Kokusu evet biraz ağır olabilir ama ben de zeytinyağı olmadan yemek yemiyorum. Mesela şu an bulunduğumuz evde bir sıvı yağ yok. Zeytinyağı çok pahalı diye yani diğer ayçiçek yağı da kullanmıyoruz yani. Telefonunun zil sesi ne? Hep sessizde kullanıyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de o yüzden bilmiyorum nasıl. Millet paten kayıyor. Çok eğlenceli değil mi? Ben hiç bilmiyorum. Keşke bilsem de bizde olur. Bir öğretirim sana ama biraz zor. Geçen Erdem'in şeyini kırdım evde, görmedin mi? Patenini. Yamultu verdim. Neden ev tutmuyorsunuz demiş. Niye ev tutalım? Evimiz var çünkü. Evimiz var o yüzden. Hangi şehre yerleşmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi biz bir şey söyleyeceğim ya, yerleşip düzen diye kendimi parçalıyorum. İşte storylerde falan siz de görüyorsunuz ama biz ikimiz de bence yerleşik düzen insanı değiliz. Bizim sabit geri dönüp gelebileceğimiz bir ev olmalı ama biz her zaman her şehirde olmalıyız yani. Evet. Her zaman bir yerlerde uzun uzun kalabileceğimiz durumlar oluyor. Güzel, seviyoruz gezmeyi. Kendinize ait bir eviniz var mı diye. Benim yok. Benim kendime ait bir evim yok. Kemal'im var. Evet. Ama yani şöyle bir, bu fikrimi de paylaşmayacağım. Herkes yaptı. Bu fikrimi paylaşırsam da eminim biri daha yapar. Görmek istemediğim biri. Sonra ben cayarım. En iyisi söylemeyeyim. Her şeyde bir ev olayıyla alakalı. Ablacığım geçen cuma BİM'in önünde karşılaşmıştık. Eşinle BİM'e giriyordun. Sana Hanife abla dedim. Evet. Hatırladım. Hangi, bu Samsun'daki mi? Evet evet. Kapalı bir kızdı. Evet. Hatırladım. Kemaller kaç kardeş demiş. Sen biliyor musun kaç kardeş oldu? Kaç kardeş? 7. 7 kardeşler. Ben biliyordum. Niye kaç kardeşsin dedim. Ya ben belki sen cevap vermek istedim. 7 kocaman kardeş. Gerçi çoğu küçük ama. Kemal'in bayağı küçük kardeşi var ya. Küçük. Çok küçük değil mi? En küçüğü 3 yaşında bebek daha. Evet. Bebek kardeşi var Kemal'in. Evet, ondan büyüğü 3. sınıfa gidiyor. Ondan bir büyüğü 6. sınıfa gidiyor. 5'e mi? 6'ya gidiyor. Evet, o kadar. Tamam. Ondan bir büyüğü 23-24 yaşında, benim bir ufam. Ay evet Kemal ya. Benim şu bayağı kardeşim var ya. Şurayla yaşadım. 98. Arabası bıraktı kaçar. Arabası bıraktı kaçıyor şu an. Tipe bak ya. Trabzon'u seviyor musun demiş. Vallahi seviyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Ben de İzmir'i seviyorum ama sen çok İzmirci olduğun için sevmiyorum diyorum. Severim İzmir'i. Biz birbirimize inattan bazen taflar havada uçuşuyor ama vallahi seviyorum ben. Özlüyorum da yani. Bu en son gelme sebebim Trabzon'u özledim. Bir de kocamdan 10 gün ayrı kalamadım. 10 gün değil lan, 5 günde geldin. Ne 10 günü? Yalvarıyordu geleyim diye. İyi. Aşkım ben sensiz burada... Bir geldim baktım böyle deri bir kemik kalmış. Ben onu geldim de 3-5 kilo aldı sayemde. 3-5 kilo aldım niye? Niye? Gene hazır yemek yemekten. Ben az düzeltiyorum vücudumu ondan sonra tak... Yemin ederim yalan söylüyor.
çünkü benim bünyem de dışarıdan çok yemek yemeye müsait değil artık. İçim almıyor yani. Evde biz böyle ızgara yapıyoruz. Zaten et yemekten var. Anam nenem ağladı. Et ye, tavuk ye. Et ye, tavuk ye. Neyi patlıcan arada bir patlıcan yapacaksın. Çürüdüler patlıcanlar. Bir ay oldu alalı. Domates yoktu. Domates yeni aldım da salgım salgım. Yağ da aldım var evde. Margarin oldu. Neyle yapacaksın? Zeytinyağı mı alayım şu an? Komili. Evet, sorular bitti. O zaman biz biraz daha gezelim. Gezelim, kendimize yemek alalım. Bir tane soru vardı, onu cevaplayalım yemek yerken. Uzunca bir soruydu o. Evet. Öpüyorum hepinizi.